Arkadaşlar selamlar tekrardan merhabalar izlediniz mi Gülten Dayıoğlu'nu e, yazma serüvenini ne güzel anlattı değil mi evet ilk başta pes etseymiş kitaplarını bastıramasaymış ya da diğer aşamalardan geçme, geçmeseymiş bu başarıları elde edemezmiş çok emek vermiş geri çevrese de mücadele etmiş e, bu kısa konuşması bile hem çocuk edebiyatının değerini hem de pes etmeyin mesajını veriyor hiçbir zaman pes etmeyin arkadaşlar. Bazen e, olumsuzluklar olacak hayatımızda. Bazen istediğimiz şeyleri tam anlamıyla hemen elde edemeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Üstüne gideceğiz. Üstüne gittikçe arkadaşlar hedeflerimize inşallah ulaşacağız. E, teşekkür ederim. Evet. Siz de çocuklarınıza, o çocuk edebiyatı için pes etmemiş. Siz de çocuklarınıza kavuşmak için pes etmeyin tamam mı? Rabbim tez zamanda sizi çocuklarınıza kavuştursun. Öğrencilerinizle kavuştursun arkadaşlar. Evet. Reşat Nuri olmasına çok şaşırdım müfettişin. Çok güzel bir hikayeydi hocam. Kendi sesinden dinlemesi kesinlikle öyle değil mi? Evet. Biz de e, Gülten Dayıoğlu'nun öğretmeni gibi nice öğrencilerin elinden inşallah tutarız arkadaşlar. İnşallah. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım devam edelim mi? İnşallah çocuklarınızı en kısa zamanda kavuşmanız dileğiyle arkadaşlar. Amin amin amin. Evrene güzel dualar yollayalım. Hadi bakalım. Allah'ım duy bu e, pazar günündeki bu yaptığımız bu dersleri bizleri gör, emeklerimizi gör, duy sesimizi. inşallah en kısa zamanda <laughs> sen e, benim bu değerli arkadaşlarımın kalplerinden geçenleri e, inşallah bir an önce onlara nasip et diyelim. Hayırlısıyla nasip et inşallah. Evet hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. <laughs> evet. Çok vaktimiz olsaydı sene başından beri ben size daha neler neler izletirdim arkadaşlar. Kültürel anlamda, ders anlamında, ders aralarında bile genelde biz böyle geçiyor derslerimiz. Hep böyleyiz. Ee, hiç sıkılmıyoruz. Arkadaşlarım benim derslerimi çok severler. Ee, yani ben inanın şimdiye kadar bak e, bunu hiç söylemeyecektim ama yüzde yüz, yüzde yüz olarak arkadaşlar, yüzde yüz olarak hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kötü bir eleştiri aldığım bir öğrencim yoktur. Ee, inanın. Arkadaşlar, sağ olun, var olun. Ben sizin için elimden geleni yapıyorum. Yüzde yüz anlamında bir e, yani başarı gösterdim gerçekten arkadaşlar. E, ben sizin için elimden geleni yaptıkça sizler de zaten emeklerinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Sağ olun, var olun. İnşallah atanalım beraber birbirimize tavsiyeler verelim. <laughs> İnşallah değerli arkadaşlar. Bilgi paylaşımda bulunalım. Sağ olun. <laughs> sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Ben sizi unutmam. Siz de beni unutmayın. Bundan en son bir konuşalım tamam mı? Soruları bitirelim. Sonrasında sizle e, mutlaka sohbet edeceğiz. Hadi bakalım devam edelim değerli arkadaşlarım. Çocuklara yönelik dil gereçleri arasında yer alan bilmecenin aşağıdakilerden hangisine katkısı en azdır? Evet katkısal olarak en azdır. <laughs> evet katkısal olarak. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Evet arkadaşlar e, bak vardır katkısı az çok ama en azdır. Birini, biri, biri diğeri daha çok başka bir türe yöneliktir. <laughs> Hocam günde kaç tane canlı ders mesajı geliyor. Ben direkt sizin dersinize giriyorum. Çünkü verim alacağımdan yeni bir şeyler öğreneceğimden çok emin olarak geliyorum. Çok daha fazlası oluyor. Emeğini çok çok teşekkür ederim. Sana da bolca da kalp gelsin benden. Evet. Arkadaşlar D seçeneğindeki <laughs> D seçeneğindeki tekerlemedir değil mi? Evet. Hatice Hocam YouTube'dan tanıyorsun hep bugün katıldın hoş geldin çok beğendim çok memnun oldum canlı canlı İnşallah bunlar son derslerimiz olur bir daha görüşmeyiz derslerde amin arkadaşlar dinleme konuşma becerilerini geliştirir diyoruz arkadaşlar evet geliştirir mi bilmeceler karşılıklı olarak iki çocuğun birbirine bilmece sorduğunu düşünün sözlü bir sözlü tür olarak değil mi? Bilmece tür, e, sorduğunu düşünün. Dinleme konuşma becerisini geliştirir. Konuşma açısından da algılamak için e, şey konuşma açısından söyleyen için, konuşan dinleyen açısından, dinleyen için arkadaşlar o algılama süreçleri işin içerisinde olduğu için ne oluyor? Çocuğun e, arkadaşlar becerileri de gelişiyor. Dikkat ve çözümleme yönteminin oluşmasına katkı sağlar. E çocuklar dikkat ediyor oradaki o anlamı ne de, ne demek istediğini, orada ne sorulmak istediğini çözümlüyor, dikkat ediyor değil mi? Evet. Arkadaşlar, çözümleme neden sonuç ilişkisi kuruyor, düşünüyor mantıksal olarak değil mi? Küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk. <laughs> evet, küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk. Nedir bu? Evet, küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk. Evet. Bizim çok sevdiğimiz şey. Akıcı sesler, limon yer, limon. <laughs> evet. Özgüven duygusu geliştirir mi? Arkadaşlar, hmm, ben bu bilmeceyi biliyorum, ben hepsini biliyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Umut Hoca Umut hoca <laughs> her zaman e, nöbetlerde olsun, diğer zamanlarda olsun. Öğrenciler hep yanında. Beşinci, altıncı sınıflar zaten. E, çocukları yanına topluyorum. Geliyorlar falan sohbet ediyoruz. Beşler, bebeler de ablalar. Hocam size bilmece sorabilir miyiz falan filan. Tamam sorun, ben de size sorayım. Çocuklar bu bilmecelere bayılıyorlar. Derslerde özellikle tekerlemelere bayılıyorlar. Yani minicik çocuklar düşünün. Sürekli yanınızda bilmece soruyorlar sürekli. Ha Hocam bilemediniz, bilemediniz. Sonra bir özgüven geliyor onlara. Hocam bile bilemedi diye yani bilmeceyi. Gidiyor saçma sapan bir bilmece soruyor. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar. <laughs> Kendileri bilmece üretiyorlar. Kendileri değişik espriler yapıyorlar. Arkadaşlar çocuklarla aranızdaki bağı bu şekilde geliştirebilirsiniz. İnanın. E, tabii her zaman tatlı sert olmayı öneririm. E, o disiplini elden vermeyin. Tamam mı? Tatlı sert olun arkadaşlar. Evet. kelime haznesini hayal gücünü geliştirir doğru mudur? Evet. Kelime haznesini çocuklar yeni bir şey öğreniyor, düşünmeyi, düş kurmayı öğreniyor, söz varlığını geliştiriyor değil mi? Dil tudak dil ve tudak dudak tembelliğini giderir. Hadi bakalım gelin şimdi dil ve tudak tembelliğini gidermek için bir şey yapalım sizinle. Bilmece çalışalım. <laughs> Bilmecenin amacı soru çözüm demek, anlamı yakalamak. Tekerleme de bir kere anlam aranır mı? <laughs> arkadaşlar olağanüstü içerisinde çarpıcı benzetmeler değil mi arkadaşlar al bu takatukaları takatukacıya götür takatukacı takatukaları takatukalamam derse de takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan aldı gel çocuk bunu desin ki ne olsun dil dudak tembelliğini yenebilsin mesela değil mi arkadaşlar evet bunun gibi yani evet dil dudak tembelliğini hafiften yenebilmesi için arkadaşlar bilmecelerin değil de daha çok tekerleme çalışmaların önemini söyleyelim evet <laughs> güzel bir berber bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkanı kuralım demiş. En zoru da o kemeken tekerlemesi. <laughs> evet arkadaşlar. bilmece'nin e, çocukların gelişimi üzerine, üzerindeki bazı yararları şunlardır. Çocukların sözcük dağarcığını, hayal gücünü geliştirir arkadaşlar. Aylarca diksiyon eğitimi aldım. Bir kere de, tekerleme şöyle tekerleme okuyamadım sizinki. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel. E, diksiyon eğitimi... Arkadaşlar kendimden böyle sürekli okumaktan. Bilmeceler çocukların sözcük dağarcığını hayal gücünü geliştirmektedir. Dil becerilerinin geliştirmesine katkı sağlar. Özellikle sözlü beceriler arkadaşlar dinleme, konuşma gibi. Çevredeki eşya olayların iyi kavranması için eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmaktadır bilmeceler arkadaşlar. Bunun yanında dilin inceliklerini kavratabiliriz bilmeceler sayesinde. Anlamı söz arasında yerleştirme becerisi kazandırmada etkisi de vardır arkadaşlar. Hocam hiç Ege yok sizde. Olmaz mı? <laughs> evet. Dilin mantığının kavratılmasına yardımcı olur. Çocuk bir bilgiyi dilin kendi iç mantığına dayalı olarak saklar bulur. Evet çözümleme değil mi arkadaşlar? Çocukların problem çözme becerisini geliştirir. Yarışma havasını taşıdığı için güdüleme sağlar. Evet çocukları karşıma aldım. Hadi çocuklar şimdi size bir bilmece soracağım. Bilmeceyi bilen evet benden bir çikolata kazanacak. Evet çocuklar için de bir güdüleme olur değil mi? Yarışma havası vesaire yarışma havası. Hayır ben bileceğim ben bileceğim çocuk. He, hepsi parmak kaldırır. Normal soru sorsan o kadar parmak kaldırmıyorlar. Bir dil bilgisi konusunda anlam konusunda. Bilmece oldu mu herkesin bir fikri var. Hmm, düşünüyor şöyle he, hepsinin bir fikri var yani. İmgeler yoluyla zihinde soyutlaştırmaya im, imkan tanır. Kesinlikle. Çocuklar onları zihinde somutlaştırmaya çalışıyor. Orada anlatılanlarla bağdaştırarak arkadaşlar. Anahtar sözcükler yoluyla ilişkilendirme kolaylığı sağlar. Evet arkadaşlar. Afyon'dan Tire'den şimdi geçti buradan. <laughs> evet kesinlikle. Evet arkadaşlar. Yalvaç Ural'ın Bilmeceler kitabı var diyorsunuz. Güzel arkadaşlar. çokça öyle kitaplar var. Okutulabilir. Afyon'dan Tire'den şimdi geçti buradan. Rüzgar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar rüzgardır kafiye ses söz te tekrarları ile akılda kalıcılığı sağlar kesinlikle ses tekrarları olabilir bak afyondan tireden şimdi geçti buradan evet kafiyeleri görüyoruz kafiye kafiye redif gibi ses ses uyumlarını görüyorsunuz arkadaşlar kalıcılığı sağlar evet şöyle bir soru gelmişti geçen yıl arkadaşlar evet küçük mor balık. Okuyun bakalım. Küçük mor balık çok yalnızmış, yalnızlık çekiyormuş. Çünkü diğerlerinden farklıymış. Derste ben de böyle metinler üzerinden çalışma yapıyorum. Çocuklar e, görsün, fark etsinler diye. Küçük mor balık masmavi denizde yüzüyordu. Yapayalnız ve mutsuzdu. Hiç arkadaşı yoktu. Bir küçük mavi balık geldi. Benimle oynar mısın dedi. Olmaz dedi küçük mor balık. Benim beneklerim mor, seninki mavi. İki küçük yeşil balık geldi. Bizimle oyna dediler. Olmaz dedi küçük mor balık mor değilsiniz ki sizler. Daha sonra yanına renk renk balıklar geldi. Hiç ortak yanım yok hiç kimseyle. İşte bu yüzden ben hep tek başımayım böyle dedi küçük mor balık. Küçük kara balıklar bu sözü gülmekten kırılarak dön de kendi kuyruğuna bak dediler. Küçük mor balık önce mavi, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu kara balıklara baktı. Sonra da dönüp bir de kendi kuyruğuna. Evet dedi. Evet diye bağırdı sevinçle. Evet. Evet hepimizinki aynı. Hepimizinki alaca. Sonra tüm balıklar neşeyle dans ettiler. Türkçe öğretmeni bu metni derste kullanır ve öğrencilerine şu soruları sorar. Öğretmenin bu sorulardan hangi sorularından hangisi karakterin geçirdiği değişime yöneliktir? Evet, o değişim. Başlangıçta yalnız bir balık. Sonra ne oluyor bu balık? Birden bütünleşiyor, aynı olduğunu görüyor. Evet, devingen bir karakterdi. Açık şekilde verilmiş. Devingen, değişen bir karakter, değil mi? Başlangıçta de farklı bir özelliği var. Evet, eskiden mutsuzmuş, artık mutlu bir karakter. Evet, devingen, değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Ee, Ayla Çınaroğlu yazdınız küçük mor balık oradan mı alınmış evet ee, ara oradan tamam güzel tamam küçük mor balık hep tek başına yapayalnız ve mutsuz mu kalmıştır Bak böyle bir soru sordu öğretmen karakterin geçirdiği değişimi buradan görebilir mi öğrenci küçük mor balık hep tek yalnız mutsuz mu kalmıştır Evet diyecek ki öğrenci hayır hocam en başta e, küçük mor balık yalnızdı ama sonradan birçok arkadaşı oldu diyecek Karakterin geçirdiği değişimi öğrenci görecek. Küçük mor balık kendi kuyruğuna baktıktan sonra ne hissetmiştir diyor. Evet cevap olarak öğrenci verecek. Bir bakmış ki ee, birden sevinç duymuş. Aa demiş ben yalnız değilmişim benim gibi diğer, diğerleri gibiymişim ben de diyecek. Başlangıçtaki o umutsuzluğun üzerine bir mutluluk gelecek değil mi? Yine bir değişim var. Küçük mor balık diğer balıklarla birlikte niçin dans etmiştir? Evet niçin dans etti? Bak sonuna bakın. Hepimizinki aynı hepimizinki alaca sonra tüm balıklar neşeyle dans ettiler diyor başlangıçta yalnız bir balık sonra kalabalık hepsiyle artık aynı eşit eşitlik olduğunu gördü evet dedi ki bizim bireysel farklılıklarımız var bireysel farklılıklarımız olduğu kadar ortak yanlarımız da var değil mi bireysel farklılıklarımız var. Bireysel farklılıklar olduğu kadar ortak ee, arkadaşlar neyimiz de var, özelliklerimiz de var. Evet, şu an ekranda görüyor musunuz, Ayla Çınaroğlu küçük mor balık. Evet, kuyruğunun alacı olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Evet. imdadımıza yeti yetişen arkadaşlar var, sağ olsun. Ee, Melike teşekkür ederiz. Bize direkt görselini gönderdi buradan, sağ olsun Melike. Ayla Çınaroğlu küçük mor balık. Karakterin geçirdiği değişimi gördük mü, değerli arkadaşlar? Evet, bakınız başlangıçta hep mutsuzdu, sonra hep mutlu. Bunları yakalamak için öğretmen bir soru sordu. Arkadaşlar, bu sorulardan arkadaşlar tümü de geçirdiği değişime yönelikti. Cevabımız ne oluyor bu soruda? E seçeneği oluyor. Geçen senenin sorusu arkadaşlar bu. Ee, sanki bir şey sorusu gibi, alan eğitimi sorusu gibi değil mi? Evet, sanki bir... ilk e, Arkadaşlar, aynen. Kesinlikle. Evet, alan eğitimi sorusu gibi yorum içeren bir soru ama basit olduğunu gördünüz. Çocuk edebiyatının önemli yazarlarındandır e, Türk ikizleri. Doğru Esra hocam süpersin. Türk ikizleri evet adlı eseriyle Andersen masal ödülüne layık görüldü. Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu'nun bir köyünde yaşayan Durak ve Parlak isimli ikiz kardeşlerin başlarından geçen olayları anlattı. Arkadaşlar ateş gözlü dev, kurnaz tilki gibi eserleri vardır diyor. Kimden bahsediyor? Cahide Üçok. Evet, Cahide Üçok'tan bahsediyor. Yani Cahit Uçuk. Değil mi arkadaşlar? Evet Cahit Uçuk. Aynen. Kadın. <laughs> evet kadın. Ee, siz erkek mi sanmıştınız? Evet arkadaşlar. Cahit Uçuk Türk ikizleri. Evet. Arkadaşlar. Cahit Uçuk Türk ikizleri. Görüyor musunuz ekranda? Türk ikizleri. Evet geldi değil mi? Cahit Uçuk. Kadın erkek olmasını boş verin. Onlara takılmayın. Eserlerine bakın. Türk ikizleri arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Kurnaz tilki. Şimdi e, şu akademik kaynaktan e, Cahide Cahide Uçuk'un olduğu yer. Özellikle arkadaşlar Cahit Uçuk için Türk çocuğuna masallar. Ateş gözlü dev, kurnaz tilki. Her te verdi bitti. Duydunuz mu daha önce? Her te verte pitte. Her te verte pitte. Cahit Uçuk. Yine Şeh, Şeh Nazar adlı eseri var. Cahit Uçuk'un. Evet. Akademik kitapta yazıyor. Evet. Türk çocuğuna masalları duydunuz mu? Türk çocuğuna masallar. E, Cahit Uçuk çocuk hikaye romanların yanı sıra masal alanında da arkadaşlar bunları yazdı. Evet yazıyorum buraya masal alanında arkadaşlar yazdıralım. Herte, verte, pitte. Masal anlamında yine Türk çocuğuna masallar Türk çocuğuna masallar ateş gözlü dev ateş gözlü dev zaten soruda verilmiş mi Heh, verilmiş arkadaşlar kurnaz tilki arkadaşlar kurnaz tilki özellikle kurnaz tilki burada üzerinde durulmuş evet bakınız ateş gözlü dev kurnaz tilki bunlar özellikle burada da bakınız arkadaşlar şöyle şunları da vermiş. Evet hocam elinizdeki hangi kaynak? Fahri Temiz Yürek, Namık Kemal Şahbaz, Zeki Gürel, Pegem Akademi Çocuk Edebiyatı. Evet. tamam mı? Bu buraya yazdıkları masal arkadaşlar. Tamam mı? Ateş gözlü dev bak. E, olağanüstülüğü görüyorsunuz. Dev. Devler nerededir? Masalda. Değil mi? Arkadaşlar. <laughs> Yazan Cahit Uçuk. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar eee sizin hocalarınız mı? Hangi üniversite? <laughs> evet. Eee Namık Kemal Şahbaz benim hocam Gazi Üniversitesi diyor. Eee çok güzel. Üniversite hocalarım Fahri Temiz Yürek, Zeki Gürel, Mersin Üniversitesi. Güzel. şıkları da inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Tamam. Evet. Eee arkadaşlar Mersin Üniversitesi Namık Hoca. Öyle mi? Ne güzel. Arkadaşlar. Eee Bakalım şimdi başka neler var arkadaşlar. Yine burada buraya alınan. E, ben zaten bunlardan son tekrar bir en önemlilerini söyleyeceğim size. Evet. Şimdi buradan Türk ikizlerini söyledik. Bunun yanına Muzaffer İzgi'yi görüyorsunuz. Muzaffer İzgi'yi bugün konuştuk. Samet Behrengi'yi konuşmadık arkadaşlar. Samet Behrengi kimdir? <laughs> bilen var mı? Tanıyan var mı? Samet Behrengi. Evet eserlerini bilen var mı? Küçük Karabalığı duymuşsunuz. Küçük Karabalık adına bir eser yazıyor. Değil mi? Ee, yine bir şeftali bin şeftali. <laughs> Çok güzel. Bir şeftali bin şeftali. Aynen arkadaşlar. Orta Doğulu bir şeftali bin şeftali. Küçük karabalık adlı eserleri var. Değil mi? İranlı. Evet. Ee, yine Melike gönderdi. Bizim slaytımızın içerisinde de var. Samet Behrengi küçük karabalık. Bu sefer karabalık görüyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Ayla Çınaroğlu'da ne vardı? Küçük mor balık. Evet. A101'den 10 TL almıştık diyor. Çok güzel bir, ince bir kitap. <laughs> evet. Kadın mor olur. Samet İranlı kara. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel. Bakınız. Arkadaşlar Aytül Akal. Benim en çok sevdiklerimden. Evet. <laughs> Aytül Akal. Süper Gazeteciler serisini unutmuyoruz. Tamam mı? Canlı yayınlarda bahsediyor. Süper Gazeteciler. Evet. Heh, onu söyleyeyim. Behiç Ak. Behiç Ak'ın bugün hangi eserini söyledik? Evet. Ç harfinden aklına gelsin. Yaşasın Ç harfi kardeşliği. Evet arkadaşlar. Uyur gezer fil. Evet güzel arkadaşlar. Süper. Devam ettik. Evet Samet Behrengi Küçük Karabalık. Evet Samet Behrengi'yi karşınıza çıkartmışım bakınız. Olabilir. Önemli olabilir. Küçük Karabalık. Samet Behrengi'nin başkan eseri varmış. Bir şeftali, bin şeftali, Evet başka sevgi masalı arkadaşlar sevgi masalı kapakları da çok güzel. Püsküllü deve adında eserleri var. İnşallah sorarlar Samet Behrangi'yi. Melike'nin gönderdiği şunu şununla şunu da şunu söylemiştim ya az önce. Aytül Akal Süper Gazeteciler. Aytül Akal Süper Gazeteciler. Evet Aytül Akal Süper Gazeteciler. Güzel. Bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. Küçük Karabalık, Samet Behrengi, Bir Şeftali, Bin Şeftali. Evet, Samet Behrengi, Sevgi Masalı, Püsküllü de ve Samet Behrengi arkadaşlar. Evet, görsellik iyi oluyor mu arkadaşlar? Salt yazılardan ziyade görsel gördükçe daha kılda kalıcı olacak. inanın. Evet. Can yayınlarının kapakları diyorsun, daha güzel diyorsun. <laughs> evet. Can yayınlarının kesinlikle kapakları güzel oluyor arkadaşlar. Güzel tasarlıyorlar. Evet. Hadi bakalım, biraz da şunlara bakalım. Sonra zaten normal sorulara geçeceğiz. Seher hocanın sorularına geçeceğiz. Çocuk edebiyatı alındaki dikkat çekici. Bunu zaten bilmeyen yok arkadaşlar. Evet, küçük prens, değil mi? Antoine de Saint-Exupéry, küçük prens arkadaşlar. Tente'nin maceraları. Evet, kim yazmıştı? Herge. Çizgi romandır değil mi? Çizgi roman Herge, Herge diye bir e, arkadaşlar yazarımız var. Herge. Zaten aldım görselini göstereceğim. Ay'a yolculuk. Evet dün konuştuk kendisini. Dün konuştuk Dünya Edebiyatı'nda. Güles Verne. Gülven. Ay'a yolculuk. <laughs> e, hiç belli olmaz. Yani genelde yapılabilir oluyor. Hatalı. Heyecanla bazen kaçıyor. E, Tom Savir'in maceraları. Evet maceraları. Tom Sawyer'ın maceraları arkadaşlar. Evet. <laughs> Ten, Ten de geldi. Ten, Ten bir şurada dursun. Evet. Tom Sawyer'ın maceraları arkadaşlar. Mark Twain. Ma'dan aklımıza geliyordu değil mi? Haklı bir finin maceraları. Ee, yine Tom Sawyer'ın maceraları. Peter Pan. Ee, Peter Pan arkadaşlar kimindir? <laughs> evet. James Matthew Barry Yazalım onu. arkadaşlar. En sevmediğimdi diyor. <laughs> evet. Buradaki cevabımız ne? Küçük prens arkadaşlar. Bir de mutlu prens vardı. Mutlu prensi bir tekrar edelim. Karıştırmayalım. Mutlu prens. Oscar Wilde. Evet Oscar Wilde mutlu prens. Küçük prens. Ekuperi. Evet. Peter Pan. James Matthew Barry arkadaşlar. Aya yolculuk. Jules Verne. Evet. Tente'nin maceraları ekranda da görüyorsunuz. 20. yüzyılın küçük 20. yüzyılın muhabiri Tenten -ten Sovyetler'de. Herge bakın şurada sağ alt köşede Herge yazıyor. Evet. Yine arkadaşlar ekranda ne görüyorsunuz? Peter Pan. James Matthew Berry. Arkadaşlar Peter Pan yeşillikler içerisinde görüyorsunuz. Öğrenciler yardıma koşuyor. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ben de almıştım buraya. Şöyle bakalım. Tenten'in maceraları. Evet arkadaşlar kim yazmış? Tenten'in maceralarını şurada yazıyor bakın. Sol alt köşede Herge. Herge Tenten. Ten. Herge Tenten ten. şıklarda yer almış. Önemsiyoruz. Ay'a yolculuk. Jules Verne arkadaşlar. Çok güzel. James Matthew Berry arkadaşlar. Kimdir? Ne yazmış? Peter Pan. Evet. Çok güzel. Eee Mark Twain'in neyi varmış? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Mark Twain, Tom Sawyer. Sınavda gözünün önüne gelsin bunlar. Sınavda gelsin. Hep kulağında çınlamasın. Bazen de gözünün önüne gelsin. Evet arkadaşlar. Maceraları. Tamam mı? Peter Pan'ın Ay'a Ay yolculuk bunları söyledik. <laughs> evet. Yazarın adı şu kadarcık. Eserin adı şu kadarcık olmuş. Orantı bayağı kötü olmuş. Evet arkadaşlar. Çocuk edebiyatı eserlerini taşıması gereken niteliklerden biri değildir. Hangisi? Evet zaten bir şey hemen gözümüzde çarpacak. Çocuk edebiyatı eserleri öğüt vermez. Öğretici değildir. Evet. Resimlerle de olsa, yazıyla da olsa çocuklara öğüt verme, öğretici olma amacıyla resimler çizilmez. Evet. Estetik gelişmesini sağlayacak. Çocuğa estetik duyarlılık kazandıracak resimler olacak. Res, verdiğin resimler çocuğa estetik duyarlılık kazandıracak. Evet. Öğretme yoktur. Öğüt yoktur. <laughs> okuma sevgisi aşılayacak. Yani sez okuma sevgisini, e sevgisini sezdirecek diyelim. Aşılamak değil, yanlış anlaşılmasın. Çocukların kavramsal gelişim süreçlerine, anlama becerilerine katkı sağlamak. Evet, kesinlikle. Dile özgü yapılar, kurgularla çocukların dünyasına hitap etmek. Çocuğa görelik diye bir ilke var. Bilmeyen var mı? Çocuğa görelik. Çocuğun dünyasına hitap edebilme, seslenebilme değil mi? Çocuğa görelik ilkesi önemlidir. Arkadaşlar, e, çocuklar neden sonuç ilişkisiyle anlamlandırılabilen örnekler, olaylar sunma. Çocuk çıkarımlarla ulaşabilirsin, değil mi? Örnek olaylar var arkadaşlar. <laughs> evet, çok güzel. Arkadaşlar, çocukların estetik duyarlılık kazanmalarına yönelik unsurlar bulundurma, estetik duyarlılık kazandıracak kesinlikle. Çocuksuluk yoktur, çocuğa görelik vardır. Onu da yazalım. Çocuksuluk, her şey çocuksuluk. <laughs> çocuksuluk yoktur. Çocuğa görelik vardır, değil mi? çocuğa göre uygun eserler kaleme almak vardır. Her şey çocuksu bir şekilde yazmak değil, çocuğun çocuğa göre yazmak vardır. Evet, <laughs> birincil amacımız ne arkadaşlar? Estetik bir duyarlılık kazanmalarına yönelik unsurlar barındırma. Edebiyat eserinden bahsediyorsun sen. Edebiyat, edebiyat. Evet, bu bir ders kitabı değil, öğretim kitabı değil, talim kitabı değil. Edebiyat kitabı estetik duyarlılık kazandıracak. Yazınsallık bulunduracak için içerisinde. Yazınsallık. Evet. Çok güzel. Evet. Bu soru arkadaşlar e, edebiyat öğretmenliğinin sorusu. Orada çıktı. Bize de çıkar diye aldım. Evet. Arkadaşlar bugün sabah Yeni Türk Edebiyatı'na sorduk. Mizah anlayışı onda çok önemli. İroniyi çok iyi yapar. Eleştiriyi çok iyi yapar. Mizah eserlerinde anlattığı komik anlattığı olayın kendisindedir. Usta anlatımı vardır. Arkadaşlar düğümlü mendil. Şimdiki çocuklar harika. Evet arkadaşlar. Şimdiki çocuklar harika. Kimdir o? Aziz Nesin. Değil mi? Aziz Nesin arkadaşlar. Edebiyat öğretmenliğinin 2022 sorusudur bu. Evet. <laughs> şimdiki çocuklar harika. Şimdi gönderdiğiniz o kapak gelecek buraya. Aynen arkadaşlar. Hop geldi. Melike de gönderdi. Neyse Melike'yi kırmayalım. Açtık Melike. <laughs> evet hiçbir öğrencimi kıramam. E, o bana emek vermiş. Ekran görüntüsü almış. Şöyle gösterelim. Sağ olsun Melike. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik. Şimdiki çocuklar harika. Kapak korkunç diyor. <laughs> evet. Çocuk ben buradayım. Buradayım ama beni görmüyorsunuz diyor. Arkadaşlar stajda İstanbul Kadıköy'de çocuklara okutulan kitaptı. Onu fark etmiştim. İstanbul Kadıköy'de okulun karşısında stajda çocuklar bunu okuyordu. Bütün sınıf bundan işte sorumlulardı. Aziz Nesin'in neleri var? Anıtı dikilen sinek. Az önce yazdığınız sohbet kısmında, değil mi? anıtı dikilen e, sinek. Evet başka pırtlatan bal. Evet pırtlatan bal. Ben de çocuktum. Uyusana tosunum. Evet uyusana tosunum. Pırtlatan bal. Ee, arkadaşlar çocuklara en güzel masallar. Çocuklara en güzel öyküler. Okullar için kısa oyunlar. Bu yurdu bize verenler. Boşlu olduklarımız. Ben de çocuktum. Nasrettin Hoca. Arkadaşlar bakınız görsel bir şekilde bunları da aldık. Evet. Bunlardan hangisini biliyorsunuz? Eklemek istediğiniz var mı? <laughs> Zübük diyorsunuz. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz yazalım. Çok güzel. Bunlar da bilinen eserler. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Evet, başka Kar Baba. Bu sene Türkçe öğretmenliğinde gelirse inşallah gelir arkadaşlar. Bunlar, e, bunları ekleyebiliriz tamam mı? Özellikle şimdiki çocuklar harika verilir. Şimdiki çocuklar harika verilmeden bence sorulmaz. En bilinen eseri budur. Evet. <laughs> Köylerin en iyisi bizim köy dediniz. Üç kara göz dediniz. Damda deli var dediniz. Tamam. Matematik canavarı dediniz. Güzel. Onları da yazabilirsiniz. Bu Türkçe öğretmenliğine gelmedi. Edebiyat öğretmenliğine geldi geçen sene. Evet. Türkçe öğretmenliği çocuk edebiyatına gidiyor. Arkadaşlar. Edebiyat öğretmenliğinin yeni Türk edebiyatı kısmında Aziz Nesin soruldu. E, Türkçe öğretmenliğinin çocuk edebiyatı kısmında da sorulsun. Değil mi? Evet inşallah. Hadi bakalım. Muzaffer İzgü arkadaşlar. Ekmek parası. Evet ekmek parası. Bulutlara simit satan çocuk. Anneannemin Erekli Bahçesi. Anneannem serisi. Anneannemin cep telefonu. Atatürk'ü gördüm. Ben Cumhuriyet Bayramı'nda doğdum. Kapaklar çok kötü diyorsun. <laughs> evet, Uzay dolmuşu kalkıyor arkadaşlar. Uzay dolmuşu kalkıyor. Bilgi yayın çocuk kitaplığı. Evet. Can yayınları olsaymış güzel olurmuş. Harry Potter arkadaşlar. Hokus pokus Harry Potter. Muzaffer İzgü. Donumdaki para. Evet yine onundu arkadaşlar. Başka ne vardı? Muzaffer İzgü. Anaannem serisi. Ökkeş serisi. Evet. Çok güzel. Dayak birincisi, zıkkımın kökü, evet, kabakçı amca, can dayım, Sibel Uçan çok güzel, evet, ee, bülbül düdük, çok güzel, çizmeli Osman, evet, uçtu uçtu, Ali uçtu, çok güzel. Evet, ee, şimdi Seher Hoca kendi kitabından sorular eklemiş, bu slide'ın genelini o hazırladı zaten, sağ olsun arkadaşlar, benim hastalığımdan dolayı. Kitabındaki sorulardan şimdi çözeceğiz arkadaşlar. Bakalım sorulara. Çocuk yukarıdaki eğitsel olarak olmaması gereken durumlar arasında olması beklenen iki durum yazılmıştır yanlışlıkla. Eğitsel olarak olmaması gereken durumlar arasına olmaması gerekenler yazılmıştır. Hangisi şemadan çıkarıldığında bir yanlış kalmayacaktır? Tabloda bir hata var diyor. Biri çıkarılınca diyor tabloda hata kalmayacaktır. Hangi ikisi çıkarılsın? Evet. Hangi ikisi buradan e, çıkarılsın? Evet, ne diyorsunuz cevabına? Baya farklı cevaplar geldi. <laughs> Bakınız, ideolojik söylemler. Eğitsel olarak olmaması gereken durumlar diyor bak. Olmaması gereken, soruyu iyi okuyun. Olmaması gereken durumlar verilmiş ama yanlışlıkla yukarı olması gerekenler koyulmuş. Olması gerekenleri siz bu sefer bulacak Olması gerekenler cevap olacak. Bak soruyu iyi okuyun. Olması gerekenler. Soruyu iyi okuyun. Yukarıda olmaması gerekenler. Buradan iki tanesini çıkar. İki tanesi olması gereken. Heh, soruyu iyi okuyun. Evet ne dersiniz? Soru çok e, arkadaşlar yoruma açık böyle dikkatsizlikle kaçabilecek bir soru. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Cinsiyet ayrımcılığı olur mu çocuk eserlerinde? Çocuk eserlerinde cinsiyet ayrımcılığı olmaz. O yüzden burada olması doğrudur. Olmaması gereken durumlar içerisinde. Dur kalem açalım. Evet. Arkadaşlar bu olmaması gerekiyor. Burada olması doğru. Eleştirel bakış olacak. Olsun. Evet bu olsun değil mi? Korku ve kaygı. Korku ve kaygı olmaması gerekiyor. Burada olması yukarıda doğru. Evet. Öğüt ve emir çocuk edebiyatı eserinde olmayacak. Evet. Toz pembe dünyalar çocuk edebiyatı eserinde her zaman toz pembe dünyalar olmayacak. Heyecan. Evet. Heyecan olsun değil mi? Olsun. Ama aşırı olmasın. <laughs> Şiddet çocuk edebiyatı eserinde. Evet. Olmasın. Yani yukarıda olması doğru. Öğretme ve belletme olmasın, yukarıda olması doğru, olmaması gereken durumlar içerisinde. Tek ve değişmez doğrular, evet, aynen öyle, olmaz. İdeolojik söylemler, aynen öyle. Bu tikle işaretlediğim çocuk, çocuk edebiyatı eserlerinde eğitsel olarak olmaması gerekenler. Evet, yukarıda eğitsel olarak olmaması gereken durumlar arasında beklenen iki durum yazılmıştır. Olması beklenen iki durum yazılmıştır. Hangi ikisi şemadan çıkarıldığında şemada bir yanlışlık kalmayacaktır. Evet, olması beklenen arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle arkadaşlar. Eleştirel bakış olsun mu? Olsun. Eleştirel düşünme çağımızın becerisi. Heyecan da olsun mu birazcık? Evet olsun değil mi? Cevap ne oluyor? D seçeneği. Sınavda heyecandan yanlış yapılacak sorulardan bir tanesi. Çok da e, yani kişiyi arkadaşlar eler, eler yani haberiniz olsun tamam mı? Böyle sorulara da hazırlıklı olun. <laughs> Seher dedim ya <laughs> benim sorularım benim benden daha kaliteli sorular yazıyor. Evet. Aynen öyle. <laughs> evet. Aynen öyle arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Melike onları da vereceğiz sırasıyla. Evet. <laughs> Çocuk edebiyat eserlerinin çocuğa eleştirel bakış bakış açısı kazandırmasını isteriz. Buradaki eleştirmek olumsuz eleştiri demek değildir olumlu olumsuz bakış açılarıyla yorumlamak, değerlendirmek demektir. Evet. Bilirsiniz ki çocuklar maceradan hoşlanırlar. Maceranın doğal bir duygusu heyecandır. Sadece, sadece macera boyutunda değil bir olayın merak heyecan uyandırmasını isteriz. Tabi bunlar yerinde ve ayarında olmalı. Yoğun bir heyecan merak duygusu konunun yapılandırmasını zayıflatır. Konunun yapılandırmasını zayıflatan üç temel unsur vardır. Sınıf öğretmenliğine sorulmuştur arkadaşlar. Nedir onlar? Rastlantısallık. Evet aşırı duygusallık aşırı duygusallık yukarıda kaldı valla bir sürü bir sürü mesaj geldi arkadaşlar başka ne var abartılı merak evet abartılı merak bunlar konunun e, yapılandırılmasını zayıflatan ögeler tamam mı konunun yapılandırılmasını zayıflatan üç tane öge sınıf öğretmenliğinde bir iki üç diye verdi Yukarıdakilerden hangisi konunun yapılandırılması zayıflatan ögelerdendir diye dedi. 1 2 3 rastlantısallık zayıflatır. Aşırı duygusallık zayıflatır. Abartılmış merak zayıflatır arkadaşlar. Yazın burayı. Evet. Çok zor soru olmuş sınıfçılara yine diyorsun. Sınıfçılara hep kolay sorular çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Evet, yazdınız mı? Bunlar bu üç tanesi konunun yapılandırılmasını zayıflatır. Evet arkadaşlar. Evet. Olma, olmaması gerekenleri not alır mısınız arkadaşlar çalışmalarınıza çalışırken? Olmaması gerekenleri not alıyorsunuz tamam mı? Notlarınızın arasına ekliyorsunuz. Bunlardan bakınız kaç tane var burada? 10 tane var. 10 taneden 8 tanesi olmaması gereken, iki tanesi olması istenen. Eleştirel bakış olsun, heyecan olsun. Gerçekten çok güzel bir soru olmuş. Evet, çatışma türleri. Burada hangi e, çatışma türleri vardır diyor soru bize. Hadi bakalım. Bundan sonra e, biz kaçta başladık? Beş geçen mi başladık? Biraz çözelim, konuşalım, sonra ara vereceğiz. Aynı zamanda sorular. Siz çözün bakalım. Ben de anlatacağım. Hemen çözdünüz mü? Ne çabuk çözdünüz. Çok hızlısınız. Maşallah size. Evet ne diyorsunuz? Bekliyorum. Çözmüyorum. Hadi bakalım. Mantıken bakın. <laughs> Bu çatışma türlerinden de soru gelebilir. Evet. Cevaplar geldi. Sevil de çözdü ise. Başlayayım mı? Sevil çözdü mü? Evet. Tamam. Arkadaşlar başlıyoruz. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Bir göl çıktı yoluma. Bu göl denizce büyük. Sanki dağların elinde bir aynaca küçüktü ya. Kıyısını dolaşsam bitip tükünecek gibi e, görünmüyordu. Ben yürüdükçe o genişliyordu. Evet arkadaşlar. Burada ne çatışması var? Kişinin kişiyle olan çatışması mı? Evet. Kişinin yoksa doğayla olan çatışması mı? Kişinin doğayla olan bir çatışması. çatışım hali değil mi? Evet. Kişi doğa. Aynen öyle. İkincisi. Oğlum dedi dede. Sen cadı kötülüğüne uğramışsın. Gel bu işten vazgeç. O kısradır. Ne kimse tutabilir ne de götürebilir. Dedeciğim dedi oğlan. Şimdiye dek hiç sözümden uğrumdan dönmedim. Senin yardımıyla yardımınla yakalarım onu da. Kişinin kişiyle olan çatışması var mı? Merkezde ne var? Kişiler var değil mi? Kişinin ki, kişiyle kişi. Yukarıda ne var? arkadaşlar bir kişi var bir de kişinin doğa ile olan göl dediğimiz o doğal unsurla arkadaşlar neyi var? Evet bir çatışım hali var değil mi? Arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Kişi doğa kişi kişi. D seçeneği işaretlenenleri tebrik ederiz. Evet bakalım şimdi bu çatışma türlerine Ser Hoca açıklamasına almış mı? Almış. Evet konunun e, konuyu yapılandıran ögeler arkadaşlar yani çatışmalar sınıflaması, kişi kişi çatışması, kişinin kendisiyle olan çatışması, kişi doğa kişi toplum çatışması kişinin kendisiyle olan çatışmasına baktığımızda arkadaşlar ne olacak merkezde? Kendi içinde değil mi? Kendi içinde iç sesi. Heh. Nas kız bir süre bekledi. Ne gelen var ne giden. İçeriden kapıyı sürgülerken benim de surum böyleymiş diye yankılanıyordu. Evet kendi kendine arkadaşlar bir konuşma var değil mi? Kendi kendine bir konuşma. Evet içinde. Kişi toplumda ne var? Kişi toplumda ne dersiniz? Arkadaşlar kişi toplumda. Evet Aman padişahım. Kişi ve kişinin toplumdan çalışmaları. Diyor olan bir oran var size nasıl güvey olabilirim? Yavrum diyor padişah. Sen kızımın dengisin düğününüzü yaptıracağım. Oğlanın kendisini padişah ile sosyal ve kültürel açıdan denk görmemesi söz konusu karakterin toplumsal çevreyle çatıştığının bir göstergesidir. Evet zengin kız fakir oğlan değil mi arkadaşlar? Toplumsal normlar deriz ya. Aynen öyle arkadaşlar. Tamam mı? Bakın burada da kişi, kişiyle toplum arasında yaşanan bir savaşın çatışma hali yapılandırma da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben olsam buna kişi kişi derdim. Öğrenmiş oldum. Çok güzel oldu. El alem ne der? Hani toplumsal bir olgu var ya. Sen padişahsın ve ben dışarıdan farklı biriyim. Değil mi? Aynen öyle. Kız çocuklarını okula göndermemek yine mesela. Kişi toplum çatışması. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Soruda çözdüğümüz kişinin doğayla arkadaşlar doğayla bir çatışma haline girmesi. Söz konusu doğa unsuruyla kendisiyle çatışan bir rakip rakip olarak görmesinin dışa vurumu diyebilir miyiz? Evet duya, du diyebiliriz. Kişi doğa çatışması değil mi? Göl ile kendi arasındaki o geçen yoluk. <laughs> Dede ile olan arasında bir insan, eşit iki insan arasında, merkezde iki insan arasında bir çatışım varsa kişi kişi çatışması diyebiliriz. Kendisiyle olsaydı kişinin kendisiyle olan çatışmasıydı değil mi? Evet güzel arkadaşlar. Toplumsal bir norma göre arkadaşlar bir çatışma hali varsa toplumsal yapıyla düşününce. Evet kişi toplum çatışması. Dışarıdan doğadan bir unsur varsa göl, deniz, dağ, işte plato, ovada kişi doğa çatışması. Dört tane çatışma türü var arkadaşlar. Evet. Evet hadi bakalım. Bu soru bize ne soruyor? Koray Avcı Çakma'nın Düşlerin Peşindeki Çocuk Eserinden Alıntılar. Evet. Eserden alınmış bu alıntılar aşağıdaki bulgular ile eşleştirildiğinde hangi bulgu dışarıda kalır? Biraz zaman isteyen, okuma isteyen bir soru. Evet. Sırasıyla bakalım mı beraber? Beraber sırasıyla bakalım. Size hangisi hangisi daha çok mantıklı gelecek? Tamam. Evet. Ördek ayak büyük annesinin her an nasıl böyle bir güler yüzlü olabileceğini anlamıyordu. Yağmur yağınca, güneş açınca hatta fırtına çıkıp şimşek çakınca bile sevinirdi yaşlı kadın. Evet buna ne diyebiliriz? Hangisi? Hangisiyle eşleştirilebilir? Büyük annesinin her an nasıl böyle güler yüzlü olabileceğini anlamıyordu. Yağmur yağınca, güneş açınca hatta fırtına çıkıp şimşek çakınca bile sevinirdi yaşlı kadın. Olumlu bakış açısı kazandırır mı Eser? Yaşama ilişkin olumlu bakış açısı kazandırır. Çok güzel. Hadi ağla eşleştirdik. İkincisi, tabiatla ve hayvanlarla dost olsun diye henüz küçücük bir çocukken bile büyük annesi onu kucaklayıp sık sık ormana götürürdü. Evet. Evet, buna ne diyebiliriz? tabiatla hayvanlarla dost olsun diye evet tabiatla hayvanlarla dost olsun diye henüz küçük bir çocukken bile büyük annesi onu alır kucaklayıp sık sık ormana götürürdü. Evet. Evet tabiat sevgisi, doğa sevgisi gibi unsurları kazandırabilir değil mi? D ile belki eşleştirebiliriz. Bakalım bir dursun. Hangisini kesin eşleştirmeyeceğiz? Keşke masallardaki devler gibi bir solukta 5-6 adım atıp tahtaya varabilse. Keşke bulutları üfleyip yağmur yağdırabilseydi. Ama ne o bir devdi ne de yaşadıkları masal. Evet bak bu sefer kafasında kesin bir şey kuruyor. Hayal kuruyor. Keşke böyle olsaydı değil mi? Keşke böyle olsaydı. Eser çocuğun hayal kurmasını sağlar. Evet. A, D, E'yi eyledik gibi gidiyor bakalım. Ağlara dolunca uskumrular, coşkulu bir şarkı tuttururmuş balıkçılar. Dolup taşıyor ağlar, kıpır kıpır balıklar, barıl, parıl parıl pulları kıskandırır yıldızları. Evet bu çocuğa ne kazandırır? Eserde ahenk, uyum, ritim, şiirsellik özellikleri bulunur. Evet arkadaşlar. Bakınız. Ahenk, ritim, evet şiirsellik özellikleri bulunur. Eserin kurgusu çocuğu şaşırtacak sürprizler içerir diyor. Evet çocuğu şaşırtacak sürprizlerin içe, içe içerdiğine dair bir bilgi var mı? Yok arkadaşlar. Koray Avcı Çakman düşlerin peşindeki koçuk, e, şey, çocuk arkadaşlar. Eşleştirilmiş hali arkadaşlar e, aynen öyle. Evet cevabımız ne? Bizim de dediğimiz gibi C seçeneği oluyor. Tamam mı? Evet. Koray Avcı Çakman. Bunları bizim eşleştirdiğimiz haliyle eser yaşamı sevdirme güzelliklerini çocuğa göstermektedir. Yaşamı sevdirmeye yönelik. Yani olumlu bakış açıları kazandırsın. İkincisi eser ahenk ritim uyum. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar buradaki şarkıyla sağlanmıştı biliyorsunuz değil mi? Eserin kurgusu e, arkadaşlar çocuğu şaşırtacak sürprizler içeriyor. Bu eserin kurgusuna herhangi bir böyle yorum yapacağımız durum yok. Eserler değerleri kazandırır. Ne dedik? Doğa sevgisi, hayvan sevgisi değil mi? <laughs> Sevil Görkem çok iyisin. Evet eser çocuğun hayal kurmasını sağlar. Eserde kahramanın düşlerinin peşinden gitmesi hayalperest oluşu ölçtür sağlamaktadır diyoruz arkadaşlar. Evet e, şimdi bir ara verelim değerli arkadaşlar. Saat 16.50. 17.00'da tekrar devam ediyoruz tamam mı? 17.00'da buradayız.